Ben ağaç resmi yapacağım. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Çok güzel bir resim yapmak istiyorum. Mihri Hanım gibi. Çok güzel. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Merhaba Mihri Hanım. Ben ağaç yapacağım. Pembe gövdesi olacak. Pembe gövdeli ağaç mı olur? Neden olmasın? Olur mu? Çok güzel olur hem de. Peki sen ne yapmak istiyorsun? Ben sizin gibi çok güzel resimler yapmak istiyorum ama resim yapmayı bilmiyorum. Güzel resim nedir biliyor musunuz çocuklar? Tablonun kendisi değildir. Taşıdığı anlamdır. Anlam mı? Yani resmi nasıl çizdiğinizden daha önemli olan ne anlatmak istediğinizdir. Değerli olan anlatmak istediğiniz duygudur. Peki nasıl yapacağız? Önce ne anlatmak istediğinizi belirleyin. Ben Ramazan'ın anlamını çizmek istiyorum. Birlikte yapmalıyız. Çok güzel bir fikir. Heyecan verici. Hadi başlayayım bakalım. Peki ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Resim yapmak çok keyifli ama aynı zamanda çok zor. Nasıl gidiyor çocuklar? Fikri bulmak biraz zormuş. Bu benim ışıklı kalemim. Ben ne zaman sıkışsam bana yardım eder, ilham verir. Buldum. Benim bir fikrim var. Kıpırdamayın, bitmek üzere. Tamam, gelip bakabilirsiniz. Bakabilir miyim? Hı hı. Tabii. Mükemmel bir resim. Keşke ben de bu kadar mükemmel çizebilseydim. Gerçekten mi? Ben de bakabilir miyim çocuklar? Tabii ki. Bu mavili olan ben miyim? Çok teşekkür ederim çocuklar. Ramazan'ın anlamı ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Birlikte olmak, aile olmak, biz olmak. İşte Ramazan'ın anlamı tam da budur. İyi ki geldin Ramazan.